Merhabalar Özgür Bey, hoş geldiniz. Öncelikle Eskişehir turizmini bize değerlendirmişsiniz. Bu potansiyelimiz son yıllarda bayağı bir arttı ve destinasyon merkezi oldu. Bunu bize değerlendirir misiniz? Eksik olmayın. Öncelikle sayın izleyicilere çok kısa kendimi tanıtayım isterseniz. Çok iyi. 25 yıldır Eskişehir'de turizm hareketinin içindeyiz. Aynı zamanda da Kütahya, Eskişehir ve Bilecik Bölge Temsil Kurulu Başkanıyız. TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde. Tabii şehir turizmi aslında 2005 yılında öncesiyle Odunpazarı'nın renovasyonu, daha sonra Yılmaz Büyükerşek'in şehir içinde yaptığı gelişmelerle beraber 2009 yılında hızlı trenlerin de devreye girmesiyle çok ciddi bir hareket almaya başladı. Hepimizi şaşırtıcı derecede. Tabii bu süreç Eskişehir'deki turizmin oturmasıyla alakalı bir 3-5 sene sürdü. Ama 2015'ten sonra artık daha programlı, daha uzun süreli konaklamalı organizasyonlara başladı. Tabii Eskişehir'in aslında şu an en büyük problemi günübirlik ziyaretçi alması ya da bir gece konaklamalı. Dolayısıyla bu da belli bir tarihte yoğunlaştığı için otel kapasiteleri belirli dönemlerde, pandemi öncesinden bahsediyorum, maalesef eşimize dostumuza bile yer bulamadığımız bir döneme geldi. Ama dediğimiz gibi bunlar sınırlı tarihlerde olan hareketlilik. Burada bizim sürdürülebilir anlamda daha uzun süreli konaklamaları buraya çekmemiz gerekiyor. Bunun da tabii ki sadece turizm destinasyonu olmasının dışında alternatif turizmlerle yapmamız gerekiyor. İşte bunu ilçeleri dahil etmemiz gerekiyor turizme. Onun dışında sağlık turizmin şu an çok gündemde ve çok hızlı yol alıyor herkes. Bu anlamda şehrin sağlık turizmine altyapısal anlamda hazır olması gerekiyor daha uzun süreli konaklamalarda. Fuar çok önemli. Bununla alakalı ticaret odamız zaten gereğini yaptı ve yavaş da olsa öncelikle ulusal ama daha sonra uluslararası fuarları bekliyoruz bölgeye. Dolayısıyla şu anki hareketlilikten memnunuz ama yeterli değil. Konaklamalı sürelerin uzaması gerekiyor. Elimizde bir sayı var mı yıllık bir yerli ve yabancı turist sayısı konusunda? Şöyle, yabancı sayısıyla alakalı net bir sayımız yok maalesef. Çünkü burada iş amaçlı bulunanlar da olduğu için. Ama bu sayı yüzde olarak baktığımızda %10'u geçmiyor gelen ziyaretçiler arasında. Onun dışında iç pazardaki konaklama olmadığı için onun sayısını da net olarak veremiyorlar. Ama tabii ki 1 milyonun üzerinde bir ziyaretçi aldığımızı öngörüyoruz. Yıllık, evet. Pekala, Eskişehir'in bir termal turizm potansiyeli de var, mevcut yatırımlar da var. Evet. Bir Kızılinder projesi vardı, o şu anda biraz muallakta, herhalde netleşmedi. Onun dışında bu Avrupa'daki doğalgaz sıkıntısından kaynaklı bir talep beklentisi var. Bir talep olacağı söyleniyor İstanbul ve Antalya ağırlıklı daha çok turizm bölgeleri. Doğru. Burada Eskişehir'in potansiyeli ve Türkiye'nin potansiyelini ayrı ayrı değerlendirirseniz. Eksik olmayın. Şöyle, öncelikle birinci sorunuzdan bahsedelim. Termal turizm. Tabii ki aslında termal turizm anlamında Eskişehir çok kaynak bakımından zengin. Fakat sadece bu konuda Afyon daha hızlı yol aldığı için özellikle konaklama kapasiteleri, otel standartları. Dolayısıyla Eskişehir'deki hızlı termalleşme çok kısa sürede olması mümkün değil. Çünkü yatırım anlamında çok büyük eksiğimiz var. Evet. Sadece hamamlarımızı pazarlıyoruz ama sadece hamamda olmuyor. Gelen insanlar artık belli standartlar arıyor. Hamam tercih eden illaki var. Onlar olmalı ama daha büyük, sizin dediğiniz gibi Kızılinler çok bakir, yatırıma çok uygun. Fakat işte gerek bürokratik, gerek siyasi farklı nedenlerden dolayı yavaş ilerliyor. Olması müthiş bir etki yaratır şehir adına. Bu kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çünkü çok ciddi bir talep var ve çok yüksek rakamlara pazarlanıyor oteller. Bu anlamda da getirisi fazla. Bunu da sağlık turizmiyle de ilişkilendirdiğinizde gelen kişi hem sağlık turizmi hem termal turizmi hepsini bir arada yapabilecek bir hale gelecek. Şimdi doğalgaz kriziyle ilgili öncelikle Antalya ve İstanbul çok ciddi bir talep aldı. Aslında bu talep bize ilk Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili geldi. Çünkü özellikle Ukrayna'dan olan göçlerde firmalar bize de ulaştılar. Dediler ki biz Ukrayna'dan ayrılacağız. Zaten biz internet üzerinden online çalışıyoruz. Ekibimizi, oradaki ekibimizi bir yere konuşlandıracağız. Ama burada da Ruslarla temas etmek istemiyoruz. Bu ilginç bir ayrıntı. Evet. Dolayısıyla mesela Antalya bu anlamda güçlü değil. Ama bizim gibi bölgelerde bu anlamda daha avantajlı. Bir sonuca ulaşmadı ama böyle bir talep almışlığımız var. Bu doğalgaz kriziyle beraber özellikle Antalya bölgesinde otellerden aldığımız duyumlarda uzun süreli konaklama talepleri olduğu ve kışın bazı otellerin kapatmaktan belki vazgeçeceği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla Türkiye anlamında Eskişehir özelinde çok hızlı onun etkisini görme şansımız olmayacak. İllaki olacaktır. Ama asıl İstanbul ve Akdeniz hattında yoğun bir hareketlilik yaşayacağını düşünüyoruz bölgenin.
bunda Eskişehir'de biraz pay alabilir. 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 Evet. Sınırlı olur biraz. Sınırlı olur. Evet. Bir de son olarak şunu sorayım Özgür Bey. Eskişehir'in destinasyon merkezi, yani destinasyon içerisinde yer alması, turizm destinasyonu içerisinde yer almasıyla beraber daha çok nereler ilgi çekiyor? Yani şuralar daha fazla ilgi çekiyor. Tabii. Ve önerileriniz, şuralarda turizme açılabilir diyebileceğiniz önerileriniz nelerdir? Şöyle, öncelikle tabii ki Eskişehir'e gelen herkes, yani günübirlikçi olsun, konaklamalı olsun, Odun Pazarı, Sazova Kültür Merkezi ve Kent Park üçgeninde bir talep alıyor. Hı. Ve buralar kesinlikle görülmeye değer noktalar. Fakat bunun dışında yeni açılan pek çok müze var. Yani buraya gelirken insanlar günübirlikten ziyade birkaç gün konaklamalı geldikleri takdirde, hı hı, mesela Om Müzesi, Odun Pazarı Modern Müze, uluslararası ödüllere doymayan bir müze. Gerçekten Türkiye'de de İstanbul Modern Müze'den sonra ikinci en büyük müzelerden bir tanesi. Hı hı. Yine aynı bölgeye, Odun Pazarı bölgeye açılmış olan Oya Müzesi gibi çok fazla, işte yakında açılacak bir hamam müzemiz var. Yani dolayısıyla müze kent aslında Eskişehir. Dolayısıyla müzeleri çok ön planda. Fakat bunun dışında daha da geniş kapsamlı baktığımızda biz Güney Koreli bloggerları, pandemi öncesi valilik, BEPKA, TÜRSAB'ın da işbirliğiyle ağırladık. Burada ağırladığımızda şunu gözlemledik. İlçelerde yaptığımız etkinlikler çok daha bu Instagram fenomenleri oldukları için bloglarında genelde ilçelerde çok yoğun paylaşım yaptılar. Mesela hepimiz Eskişehirliyiz ama hiç aklımıza gelmiyorken mesela Sakarya başında dalış yaptılar Tatlısu'da. İnönü'de planör uçuşu yaptılar ve bunu video olarak çektiler. Pek çok kez tıklandı. Mesela bizim uzak kaldığımız noktalar aslında sosyal medya çok önemli. Mesela İnönü'nün işte havacılık etkinliği kullanılabilir. Çiftelerin, Sakarıbaşı'nın su altı dalışı kullanılabilir. Mahmudiye'de at gezintileri olabilir. Sivrihisar biliyorsunuz artık dizilerle de beraber popülerliği arttı. En çok etkilendikleri bölgeydi mesela. Yani biz sadece merkezde sıkıştığımız zaman konaklama süresini uzatamıyoruz. Dolayısıyla ilçeleri de yayılmamız gerekiyor. İlçeleri de güçlendirmemiz gerekiyor. Yazılıkaya'dan tutun Sivrihisar'a kadar. Bunları da eğer ön plana çıkartacak organizasyonlar yaratabilirsek ve talep alabilirse açıkçası geleceği çok parlak Eskişehir'in. Bu yöndeki girişimi kimin başlatması gerekiyor? Şöyle, bu yöndeki bir girişim var aslında. Biz de bunun aslında paydaşıyız bir yönde. Mesela şu an Sivrihisar Ulu Cami UNESCO projesinde ahşap direkli camiler arasında Kastamonu, onun dışında yine yakın 6 tane caminin UNESCO'ya girme durumu var. Hı hı. Ve biz bunda direkt hem danışma kurulunda hem denetleme kurulundayız. TÜRSAB olarak, TÜRSAB Eskişehir olarak. Dolayısıyla bu proje hayata geçtiğinde o UNESCO amblemi çok ciddi bir hareket kazandırıyor. Onun dışında Sivrihisar Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel çalışmalar var. İyiye gidiyor mesela o bölge. Onun dışında Yazılıkaya'da en büyük sıkıntımız yol problemiydi. Evet. Çünkü yolu çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bir yol çalışması var. Yol rahatladıkça insanların oraya ziyareti de hızlanıyor. Ama orada işte altyapısal sorunlar var. Tuvalet gibi, işte yeme içme tesisleri gibi. Yani burada aslında biraz hem özel sektörün, hem STK'ların, hem de valiliğin, yani bir çatı örgütle topyekün bir mücadele vermesi gerekiyor. Çünkü kamu tarafında kaynaklar kısıtlı. Evet. Dolayısıyla çok hızlı sonuca ilerlenemiyor. Burada dediğim gibi, yani işte ticaret odasından sanayi odasına, bizler, TÜRSAB, onun dışında diğer STK'lar el birliğiyle projeler üretmemiz gerekiyor açıkçası. Teşekkür ediyorum. Benim aklıma gelenler bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yine zaman zaman farklı konularla bir araya geliriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.